Arkadaşlar o kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi araba farını farlatmaya göstereceğim. Birinci aşamamız arkadaşlar zımpara aşaması. Öncelikle arkadaşlar şimdi arabamızın e, halini görelim. Yani farların durumunu görelim. Gördüğünüz gibi farlarımız bu sağ taraf e, galiba şey orijinal. Bu da değişmiş o yüzden de e, farlar bulanık görüyorsunuz. Bu bulanıklık arkadaşlar içinde değil yüzünde bunu e, güneşten dolayı arkadaşlar bu oluyor. E, öyle düşünüyoruz. Yani güneşten dolayı böyle e, o farın 3 üstü kalitesiz olduğundan dolayı böyle bir e, katman oluşuyor. İşte biz bu katmanı e, üstünden atacağız. E, ilk yapmamız gereken güzelce arkadaşlar normal duyuz duru suyla e, farı iyice bir ıslatıyoruz. Sonra zımpara aşamasına geçeceğiz. Şimdi burada zımpara yaparken arkadaşlar zımparalarımız Elimizde 400'lük, 800'lük, 1200'lük, 1500'lük ve 2000'lik zımparalarımız var. Ee, gördüğünüz gibi bakın bu zımparaların arkasında e, kaçlık olduğu yazıyor. Yani kaliteli zımpara alırsanız ve zımparayı iyi yaparsanız en son 2000'lik katman atacağız arkadaşlar. Zımparayı iyi yaparsanız e, gayet güzel bir sonuç alabilirsiniz. Farlarınız oldukça parlayabilir arkadaşlar. Bu gördüğünüz 2000'lik far şey 2000'lik zımpara arkadaşlar. E, ve kaliteli bir zımpara zımparayı uygularken arkadaşlar suya batırıyoruz. Ve bol suyla gördüğünüz gibi e, uyguluyoruz. Ve aynı yönde e, devam ediyoruz. Yani hani böyle dairesel değil de aynı şekilde ve aynı yönde zımparamızı yapıyoruz. Ve sulayıp yapıyoruz. Sulayıp yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ve farın her kısmını kaçırmadan ıslatarak zımparamızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Zımparayı bu şekilde devam ettirdikten sonra yani bu yaklaşık her bir parça için yani küçük parça için elimizdeki her bir parça için 10 dakika civarı zımpara yaparsak daha iyi olur. E, ve daha sonra ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu aşamada da size bu e, yaptığım, kendi yaptığım e, mekaniği anlatacağım size. E, öncelikle arkadaşlar e, bu sıvıdan e, plexi e, pleksi de evet plexi plexi sıvısından arkadaşlar elimizde olması gerekiyor. Yani bunun 200 milimi size yeterli daha sonra bunu ben yaptım Arkadaşlar şu gördüğünüz e, makinayı ben yaptım Bu pleksi uçucu bir e, kimyasal arkadaşlar ve bunu e, bunun içerisine koyup daha sonra alta taktığım ısıtıcı yani bunu ben yaptığım için tabi bu bana ait bir malzeme altta taktığım ısıtıcı vasıtasıyla bu pleksi arkadaşlar e, bu buhar e, vermesini sağlıyoruz yani ısındığı zaman bu buhar veriyor arkadaşlar bu plexi e, yapıştırıcısı. Bunu internetten bulabilirsiniz. Yani e, uygun fiyata alabilirsiniz oradan. E, ve dediğim gibi yaklaşık 100 milimi bir fara yani 200 milimi e, iki farla iki fara işinizi görebilir. E, bu şekilde malzemeleri aldıktan sonra arkadaşlar arabamızın da aküsünü kullanarak Şimdi bu plexiyi yani siz bu cihazı bu yaptığım malzemeyi siz kendiniz de yapabilirsiniz biraz e, malzemeniz varsa yani bunu ben e, parfüm kutusu ve işte e, böyle e, timsah ağzıyla e, kendim yaptım. Alta da bir ısıtıcı koydum ve o ısıtıcı sayesinde bu buhar veriyor. Bu boru gibi kısmı da ütünün e, ucundan yani ütü ütü borusu e, ben uydurdum. Yani sizde olabilir bu bu şekilde. Yani siz de uydurabilirsiniz. E, bunu ve amacımız burada bu malzemeyi ısıtmak ve buharını Fara böyle yavaşça dikkatli bir şekilde e, uygulayabilmek. Yani bunu yaparsak o e, zımparaladığımız kısımdaki o katmanı kaldırıyoruz. Ve alttan yeni katman geliyor ve farımız e, yeniymiş gibi oluyor arkadaşlar. Yani bu tamamen e, bakın gördüğünüz gibi aküye takıyoruz bunu. Aküye taktık ve şu an ısınmasını bekliyoruz. Birazdan bu e, ağzından buhar verecek. Ve iyice zımparaladıktan sonra farımızı da Kuruttuk arkadaşlar. Böyle güzelce kurumasını bekledik. Farımız böyle buğulu bir hal aldı. İşte o buğuyu şimdi bu buharla götüreceğiz. Ve götürdüğümüzde de farımız parlayacak arkadaşlar. Yani orijinal gibi olmasa da ona benzeyecek ve oldukça parlıyor arkadaşlar. Şimdi e, biz bunu kuruttuğumuz için şimdi uygulayacağız arkadaşlar buraya. E, uygularken bakın görüyorsunuz evet böyle dikkatli bir şekilde bakın nasıl açılıyor arkadaşlar dikkatli bir şekilde böyle e, yani e, uyguluyoruz böyle buhar çıkıyor arkadaşlar belki siz buradan fark edemiyorsunuz ama şimdi o yapıştırıcı madde e, buhar şeklinde çıkıyor ve o zımparaladığımız farın e, üzerindeki katmanı kaldırıyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ve parlıyor bakın bakın nasıl parlıyor siz de şu an görebilirsiniz ve bu şekilde. Ee, hiçbir yeri kaçırmadan farın her noktasına bu buharı uyguluyoruz arkadaşlar. Bu yapıştırıcının bu kimyasal yapıştırıcının e, buharını uyguluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu uygularken e, dikkat etmemiz gereken bir noktada bu kimyasaldan hafif bir e, sıvı akıntısı damlaması olabilir. Onun fara damlamamasına dikkat edelim, ucuna dikkat edelim. En son hali bu arkadaşlar gayet parladı, yeni gibi oldu. Kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.